Haber 61 TV izleyicilerimiz şu anda Lime B ofisindeyiz. Nedir bu Lime B? Birazdan bunun yaratıcıları bizlerle, bu yazılımın yaratıcıları bizlere Lime B'nin ne olduğunu anlatacaklar. Ben aslında çok heyecanlandığım bir haberdeyim. Genelde çok habere gidiyoruz beraber, birlikte bazı haberleri sizlerle paylaşıyorum ama bu haber benim için ayrı. Çünkü yazılım konusunda Trabzon artık kendini göstermeye, bir marka olmaya aday oldu. Peki Lime B'ne gelelim. Burada ofiste gördüğünüz gibi Lime B'nin önce logosu ve arkamda gördüğünüz bu taşıt aracı, dediğim yol güzergahını ve toplu taşıma araçlarının nasıl kullanıldığını gösteriyor bu uygulama. Şimdi arkamda gördüğünüz gibi burada da cep telefonu uygulaması var. Hemen kurucularına doğru yönelelim. Evet, burada gördüğünüz gibi ikisi de daha önce Haber 61 TV ekranlarında benimle beraber olmuşlardı. O yüzden gülüyorlar. Çünkü tanıdık yüzler. Her sene bir yazılım yapıyorlar. Artık Trabzon'u da yazılım konusunda ihracat yapan bir konuma getirdiler. Getirecekler diyelim. Tam getiremediler. Evet, hemen sizleri tanıyalım. Unutmuş olabilir izleyicilerimiz. Gökhan Akyol, endüstri mühendisiyim. Lime B'de Eren'le birlikte işte başladık. 2011 yılından beri Tekner Teknoloji'de yazılım üzerine çalışmalarımıza devam ediyoruz. Lime B konusunda birazdan detayları alacağım. Seni de hemen tanıyalım. Ben tanıyorum ama. Ben de Eren Küçük, elektronik mühendisiyim. İşte Gökhan'ın bahsettiği gibi bu sektördeyiz. Devam ediyoruz inşallah. Daha da şeyler yapacağız. Evet, şimdi böyle bu tarafa doğru geliyorum. Proje koordinatörü, genel müdürü, işte direktörü, hepsi bu ofiste ve sadece burası çekirdek kadrosu. Birazdan Lime B'nin ne olduğunu bizlere anlatacaklar. Ben onlar çalışırken böyle geziyorum etraflarında. Panoda notları var. Şimdi iki yaratıcımızı buraya alalım ve cep telefonu üzerinde Lime B'nin nasıl kullanıldığını bize anlatsınlar. Bir yere gittiğinizde, bir şehri gezmeye gittiğinizde ilk aklınıza taksi mi, otobüs mü, ne kullanılır, en kısa zamanda nasıl gidilir ve en düşük ücretle nereye ulaşım sağlanır sizlere Lime B gösterecek. Evet, sizi böyle alalım artık. Şimdi bu cep telefonu uygulaması. Evet, bu Android Market'te yayınladığımız, telefonlarımıza indirebildiğimiz bir mobil uygulama, aplikasyon. Sizin de söylemiş olduğunuz gibi başlangıç noktası, çıkış noktamız Eren'in çok fazla seyahat etmesiydi. Eren sürekli seyahat ediyor, il dışına gidiyor. Günümüzde seyahatler çok sıklaştı zaten iş dünyasında. İlk kez Eren'in çok gezmesi işe yaradı diyebilir miyiz? Kesinlikle, evet, kesinlikle. Eren çok seyahat edince biraz da tutumlu diyeyim arkadaşımız. Sürekli taksi parası ödüyor ve ardından diyor ki hani gittiğim yerlerde, İstanbul, Ankara ve benzeri gibi yerlerde toplu taşımayı neden kullanmıyorum ben? Hani taksiye neden ücret vereyim? Buradan çıktık. Geçen 6 yıl içerisinde de sistemimizi en iyi şekilde getirdik ve şu anda halkımızın hizmetine sunduk. Ücretsiz bir şekilde Google Play Store'dan indirilebilir şekilde Lime B'yi yayına sunduk. Ne yapıyor? Genel olarak ülkemizde nasıl giderim sistemi olarak adlandırılıyor sistemimiz. Şehir içinde yani Lime B eşittir nasıl giderim? Nasıl giderim? Zaten ismimizde de var. Ülkemizde bu şekilde biliyor. Peki sen bir dakika Eren'e biraz dönmek istiyorum. Gel bakalım. Geziyorsun, tozuyorsun. Nasıl kolayına geldi bu uygulama? İşine yaradı mı? Gezdin, tozdun? Tabii zaten biz bunu 2 hafta önce bir test ettik İstanbul'da. Tam böyle bir şey yaptık ama gerçekten çalışıyor mu diye. Bizi Küçükçekmece'den Üsküdar'a kadar götürebildi adım adım. Yani hem uygun fiyata? Hem en uygun fiyata, en optimum şekilde, en hızlı nasıl gideceğim. Bir tarif eder misin? Ne yapıyoruz? Bu şey, herhangi bir şey girer misin? Mesela forumdan, mesela benim yaptığım klasik sorgular bunlardır. Mesela forum İstanbul'dan Taksim'e gidelim. Mesela yani evet, gitmek Taksim'e değil mi? Gidelim. Taksim olsun. Ben forum bu kutuları dolduruyoruz. Evet evet, yani bizim varış ve bizim şurası başlangıç noktamız, burası da varış noktamız. Eğer biz İstanbul'da olsaydık zaten bizim otomatik olarak nerede olduğumuzu algılayacaktı.
Yani bizim burada başlangıç noktasına da bir şey girmemize gerek yok. Ben neredeysem zaten beni algılıyor program, uygulama. Ama şu an Trabzon'da olduğumuz, için elle giriyoruz. Akabinde ben Forum İstanbul'dan Taksim'e gitmek istiyorum diyorum. Ama şöyle bir durum da var. Şimdi ben şimdi de gitmek isteyebilirim, yarın da gitmek isteyebilirim, öbürsü gün de gitmek isteyebilirim, o saatte de gitmek istemeyebilirim. O yüzden biz buraya detay ekranı ekledik. Detayda burada bizim yolculuğa başlayacağımız saati giriyoruz, günümüzü giriyoruz, kaç metre yürümek istiyoruz, onu giriyoruz. Yani ben mesela 300 metre yürümek de isteyebilirim, aktarmalar arasında 100 metre yürümek isteyebilirim, bunu giriyoruz. Akabinde hangi modları kullanmak istiyoruz ve duraklarda kaç dakika beklemek istiyoruz en fazla. Bütün bu parametreleri girdikten sonra onaya tıklıyorum. Bunu tabii girilmeyebilir. Akabinde planla diyorum. Şimdi bölüyorum ama. Estağfurullah. Şimdi ben Ukrayna'ya gitmek istiyorum. Bu pasaport artık vize işlemleri de kalktı. Hı hı. Çok basit. Şimdi diyelim Ukrayna'da bu uygulama olduğunda, yani şu anda artık tam kullanımı elverişli bir şekilde. Kesinlikle. Şimdi Ukrayna'da da bu kullanılabilir düzeye erişecek. Erişecek. Zaten bizim ismimiz Line B. Zaten biz burada yabancı isim kullanmamızın sebebi yurt dışına açıldığımızda sıkıntı çekmemek. Biz o yüzden burada Türkçe bir marka oluşturmadık. Bizim buradaki hedefimiz yurt dışına da açılmak. Özellikle Türkiye Cumhuriyetleri. Ukrayna, Gürcistan, Kazakistan, Türkmenistan, Tacikistan. Biz o taraflara da gideceğiz. Akabinde batı tarafına da gideceğiz zamanla. İlk önce ülkeyi halledeceğiz. Ondan sonra yurt dışı inşallah. Niyetimiz bu şekilde. Şimdi İstanbul ve büyük şehirlerde uygulanıyor. Evet, şu anda sadece İstanbul'dayız. Takribi olarak 45 gün sonra Ankara'da hizmet vermeye başlayacağız. Onun akabinde bir ay sonra İzmir, sonra da Bursa. Evet. Peki. Gelelim sana tekrar. Evet. Biraz teknik detay alalım bu uygulamamızdan. Kullanım anlamında gerçekten güzel şeyler öğrendik. Şimdi mesela az önce yaptığımız hesaplamadan sonra burada gördüğünüz gibi bilgilendirme ekranımız geliyor. Evet, onları merak ettim. Ya bu küçük şeyler. Şurada, evet, burada burası projeksiyon ekranı olduğu için net de gözükmüyor. Aslında birazdan da telefona tekrar çekelim. Şimdi burada ne yazıyor? Başlangıç. Başlangıç, tutar ve barış. Ha, şimdi, yani fiyatı da mı göreceğiz? Tabii. Şimdi evet, şöyle doğru. Bir şey söylüyorum. İstanbul gibi bir yerde. Ayrı ayrı fiyat da görebiliyorsunuz. Ayrı ayrı fiyat görebiliyoruz. Şu anda iki nokta arasında biz arama yaptığımızda İstanbul'da şu anda bize 5 tane cevap verdi. Ancak gerçek şartlar altında bu iki nokta arasında yaklaşık olarak 60-70 bin farklı seçeneğimiz var bizim. Yani şu 5 tane hesap 60-70 bin sonuç arasından geliyor. Yani bu iki nokta arasında o kadar farklı seçenek var. Yani şöyle diyebilir miyiz? Şimdi şöyle diyelim. Gittik, yer soracağız. Eczacı Faruk'a, terzi Ömer'e, diyelim akrabayı arayacağız. Evet. İşte. Ama bu Line B hiç kimseyi aratmadan, kimseye kesinlikle adres sordurtmadan. Zaten çıkış noktamız o. 60-70 adresi bir anda sorgulayarak size en standart, en güvenli, en optimum çözümü veriyoruz. Zaten anladığımızda çok güzel araya giriyorum. Mesela şu çözümde 13-11'de varıyoruz. Fakat ikinci çözümde 13-50'de varıyoruz. Yani saat aralığını, da veriyor. Evet. Yani zaten biz buradan da algılayabiliyoruz aslında ne kadar farklı çözüm olduğunu. Peki, şimdi ben şey soracağım. Yani genelde dünyanın yeni yüzyılın, yeni işte çağın geleceği gören sektörü yazılım sektörü, evet, deniyor. Evet. Şimdi görüyoruz işte telefonlar ellerden düşmüyor. İletişim ellerden düşmüyor. İletişim çok önde gidiyor. Twitter, Facebook gibi. Bu yazılım sektöründe Trabzon'da, Trabzon Teknokent olarak bir Line B ortaya çıkardınız. Ve gerçekten çok önemli bir marka. Neler yaşadınız ya? Biraz da ondan bahsedin. Sizin de... Teknokent Müdürü Ömer Hocam ve Cüneyt Hocam'a da çok çok saygılarımızı iletiyoruz. Onların da desteği bizim için çok önemliydi. Evet. Manevi destek. Trabzon Teknokent çok destekledi. Sizin de söylediğiniz gibi gelecekte en iyi şirketi var. Teknoloji trendlerini takip edip geleceğe yönelik tahminlerde bulunan bir şirket. Onların yapmış olduğu son araştırmaya göre
gelecek 2021 yılına kadar teknoloji firmalarının, yazılım firmalarının ekonomiye katkısının 3 trilyon dolardan daha fazla olması bekleniyor. Yani şu andaki katkısı 1,5-2 trilyon dolar civarında. Bu da yaklaşık olarak dünya genelinde yapılacak ticaretin yarısından biraz daha fazlasına denk geliyor açıkçası. Bu da demek oluyor ki ekonomik olarak ilerlemek isteyen ülkeler yazılım sektöründe kendini geliştirmek zorunda. Özellikle turizm potansiyeli olan. Turizm potansiyeli. Özellikle eğitim potansiyeli merkezi olan. Kesinlikle. Yani şimdi ben Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde 60-70 bin bir öğrenci potansiyeli var. Hı hı. Avrasya Üniversitesi de var. Trabzon'da özellikle bu konularda mesela bunun gibi uygulamalar gerçekten işe yarayabilir, değil mi? Tabii ki. Yani hani günümüzde ulaşım zaten şöyle bir şey var. Belediyelerimiz, kamu sürekli toplu taşımaya yönlendirmeye çalışıyor. Ancak insanlar toplu taşımayı kullanamıyor. Neden? Bir bilgilendirme sistemi yok. Düzgün bir şekilde yok. Mesela yurt dışında bunların çok güzel örnekleri var. Londra'ya gittiğinizde siz hiç kimseye hiçbir şey sormadan çok rahat bir şekilde Türkçe bilmenize rağmen gideceğiniz yeri bildiğiniz zaman işleminiz tamam. Her türlü gideceğiniz yere varabilirsiniz. Ancak ülkemizde bu yok. Olmayınca ne oluyor? Toplu taşıma kullanım oranları düşüyor. Toplu taşıma kullanım oranlarının düşmesi ülke ekonomisine de zarar oluyor, belediyelerimize zarar oluyor, kamuya zarar oluyor. Ondan dolayı güzel bir bilgilendirme sistemiyle toplu taşıma araçlarının kullanımını da arttırmasını biz burada öngörüyoruz. Tabii dediğiniz gibi yine turistler geldiğinde sürekli birisine bir şeyler sorarak hareket etmek yani hepimiz insanlar da yoruyor. Kesinlikle. Line B'yi yormayacak ama. Hiç yormayacak. O zaman ben onun adını koydum. Yormayan uygulama. Evet, şimdi ben genelde böyle yazılımla ilgili uğraşan arkadaşları çok merak ederim ya, çalışıyorlar falan, böyle kaç saat çalışıyorsunuz merak ediyorum. Şimdi bana bir LineBee'nin panelini, sizin o arka yüzünüz var ya, görünmeyen yüzünüz, onu gösterebilir misiniz? Sır değilse o tarafa doğru gelelim. Şimdi burada Emrah'cığım, gel Emrah. Emrah bu aralar çok ağır. Emrah herhalde Ramazan'la Ale. Şimdi burada adresler var, görüyorsunuz sevgili Haber 61 TV izleyicilerimiz. Bu adreslerin köy köy, cami cami, sokak sokak numaralarına kadar verilmiş. Orada bir arkadaşım var. O arkadaş herhalde LineBee'yi uçurmak için orada duruyor. Şimdi bu taraftan da sizi tanıyalım. Buse Gizem Dinç. Ben Teknel Teknoloji'de bilgisayar mühendisi olarak çalışıyorum. LineBee'nin geliştirme sürecinde ekip arkadaşlarımla birlikte çalıştık. Ya şimdi Buse'cim, şimdi burada ekranda şöyle gelir misin Emrah? Gel Emrah. Bak Buse'nin ekranda neler var? Şimdi biz ekranda o gördük ki Emrah, bu işte arı gibi bir uçan cisim. LineBee her şeyi anında adresi buluyor. Ama bu senin önünde bakın neler var. Göster burayı. Uygulama bu ama ekranda ne var? Rakamlar var, kodlar var. İşte bu kodlar, bu yazılım kodları LineBee'nin temelini oluşturuyor. Basit gibi gördüğünüz bu en basitinden sizin hayatınızı kolaylaştıracak uygulamanın arkasında işte böyle kodlar var. Hani bu Matrix filmi vardı ya, üstten aşağı kodlar iniyor, rakamlar iniyor. İşte o Matrix'i dağıtan Buse herhalde burada. Doğru mu? Kısmen evet. Bak, görüyor musunuz? Evet. Evet, evet arkadaşlar, sevgili Haber 61 TV izleyicilerimiz. Burası LineBee'nin ofisi. Size LineBee'nin ofisinden, Trabzon'dan bir şeyleri paylaşmak istedim. Ve dedik ki Trabzon'dan çıkan bir markanın her zaman yanındayız. Trabzon Teknokent'ten yaratılan bir marka LineBee. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Hoşça kalın.